Evet sevgili arkadaşlar, bugün şöyle bir bahçe turu yapalım dedik. Bunları Ülker Hanım geç ekti bu fasulyeyi. Bunlar yetişmez ama dedi. Şansımıza dedi. 5 Ağustos değil mi? Köyde gıra erken yağdığı için ama bizi aldattı. Maşallah şuna bakın. Tomar tomar fasulyelerimiz dökmüşler. Ülker Hanım'ın ektiği geç fasulyesi deniyor buna arkadaşlar. Boylar da yaklaşık 3 metreyi buluyor. Şöyle şuna bak. Ekim ayının onu geliyor neredeyse. Hala çiçek açıyorlar. Ve hala fasulyeleri döküyorlar arkadaşlar. Şuna bak. Aşağıdan yukarıya doğru maşallah. Zırh fasulye. Neredeyse 2,5-3 metre. Sırın bir daha kıvrılmış aşağı doğru bükülmüşler bu sefer de. Sırık kısa gelmiş. 3 metrelik sırık. O kadar büyümüşler yani. Havalar da serinleyince, sıcaklar da olmayınca böyle fasulyeler döküyorlar. Ağırlık çökmüş. Sırıklan kimisi kırılmış böyle. Ona rağmen yine dimdik ayakta duruyorlar arkadaşlar. Maşallah. Şuna bak. Allah'ım Allah'ım. Şuna bak. İğne gibi taze taze bir taraftan habire veriyorlar. Eğer bir hafta 10 gün daha donu olmazsa, gıra yağmazsa bunlar yemekle bitmez arkadaşlar. Şuna bak. Allah'ım ya Rabbim. Bereket fışkırıyor. Örgü saç örgüsü gibi. Bir taraf öyle. Maşallah maşallah. Maşallah. Şunlar galiba tam boy. Şöyle olmuş da bunlar yenebilir arkadaşlar, toplanabilir. Fazla kartalmadan toplamak lazım. Şimdi burada da lif kabaklarımız var. Şöyle dışarıya doğru gitmiş lif kabakları bu sefer telden dışarı gitmişler. Bir şey daha öğrendik. Hilal Hanım diyor ki bunlar diyor bu şekilde diyor. Lif kabaklar diyor yeniyor diyor. Çiğ olarak yeniyor diyor yani. Evet bunlar artık ermezler çünkü bunlar geç kalmışlar. Ama süs olarak dursunlar gene de yani. Böyle lif kabaklarımız. Şöyle. Şöyle yapmış olduğumuz kantaron yağını içeri alalım artık. Süzelim. Kantaron yağımız kıpkırmızı olmuş arkadaşlar. Bunu süzeceğiz ve karanlık bir yere koyacağız artık. Yaralarda kullanmak için. Kıpkırmızı yağı çıkmış zaten. Evet, kelebekler de çiçekleri kokluyorlar. Ülker Hanım kavunları toplamış artık. Bunlar yermezler artık. Gökmük toplamış böyle. Bunlar cennet hurmaları. Bu şekilde toplanabilir artık. Çok geç kalmaması lazım. Bunların sararmadan toplayıp asılması lazım. Şöyle üst dallarındakileri döktü bu yıl. Alt dallarında var gene 15-20 tane. Şurada hemen hemen kızarmaya başlamışlar. Bakın şöyle artık bu olgunlaşmış neredeyse. Hatta o olmuş. Biz bunu koparıp yiyelim arkadaşlar. Şöyle bunu bakın buradan da yarılmaya başlamış. Bu da o olmuş artık. Alt dallarda bayağı var şöyle. Şunlar da şöyle. Evet. He canım. Evet Ülker Hanım. Kavunlar toplamışsın. Topladım. Ne edeceğiz bunları? Bunları ne yapacağız? Gıra yağı diye topladım. Kimisi yarılmış. Şöyle karpuzlar var. Oh, karpuzlar. Bunları şey edeceğim Şahin Bey.
Biraz Kevser'e götüreceğim. Tamam. İyi biraz bakalım. Biraz da sen yesin, yesin. Aynen aynen. Ha, şöyle koyayım da. Tamam. Görmüyor musun? Yeşilçimenler bak bu yok. Evimizin dibine gelmiş şifa. He şu değil mi? Aynı sefa. Aynı sefa da bak. Burada şey, da şey var bakın yani ne güzel. Kara hindi baba. Kara hindi bak, bak 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 bak. Şahin. Bak, bunun tohumları bahçeye saçılacak her tarafa ha, yani. Üfleyeyim ben sana çıkayım. Üfle bakalım hadi. Evet dağılsınlar tohumlar her tarafa. Çocuk kanar öyle yapardık da. Evet dağılsın. Her yere bak yapraklar. Şuna bak. İyi daha işte. Hakiki kara indi baba. Evet. Böyle kopardın mı? Hı-hı. Bak içi boğuk. İçi boğuk. Evet. Gördün ha. Aha evet. Böyle dayı oldu. Bir de burada şeylerimiz çıktı Şahin. Bu ne Ülker Hanım? Burada bir şey var. Aa şey bu çok şifalı bıtırak. O bıtırak. He. O da ılgın çıktı. Sabun evet. Otu var. Sabun otu. Sabun otu. Bu kan yaşı tabii. Onu çekmeyen bile çok sevmiyorum. Yani tabii. Kızıyor. Aynen. Şeylerimiz çıktı Şahin. Bak. Taze taze nelerimiz çıktı. Görüyor musun? Buna ne? Buna şey kırkdamar otu böyle ben bunları anladım. Yiyorum. Anladım ha sinir otu. Sinir otu taze taze. Ufak olunca taze. Bilemedim yani. He, bak burada yine. Bak evet. Böyle sakız otları aha değişik değişik. Evet. Gaz bu ye. Bu üstüne bunlar da. Tamam işte böyle. Bu üstüne yiyelim bakalım. Şöyle bir gidelim bakalım neler var başka. Evet. Bu şeyleri kullanacak mısın? Ne? Pazıları. Pazıları börek yapıyor Ülker Hanım. Bunlar pazı otları böyle. Patatesleri gaza akan bıraktıydım ben bunları. Koparmadıydım. Çok güzel börekler oluyor bunun pazının. Evet. Şöyle bamyalar ne alemde bakalım. Bamyaları Ülker Hanım toplamış artık. Böyle uçlarında çiçekleri var, bamyalar var. Tohumluklarını bırakmış. Bir taraftan da döküyorlar hala bamyalarda. Uçlarında çiçekleri var yani. Sarı sarı şöyle. Bunlar da tohumluklar bakın burada kurumuşlar. Ülker Hanım bunlar tohumluk bırakmış. Bamya tohumu da çok dizi sıvılar için birebir arkadaşlar. Bunlar organik bamya tohumları. Evet. Kabaklar. Artık döşeniyor kabaklar maşallah. Bunlar toplanacaklar ama daha bir kısmı olmuş. Bir kısmı olmamış. Bayağı da kabak var yani. Evet şöyle çeşit çeşit kabak türleri var burada. Bu çıtırıklı kabak. Bunlar dilimli kabak. Şurada astıydık. Orada da büyüyor poşetle kopmasın diye. Evet, kabaklar. Kabak kabak. Kabak kabak. Her taraf kabak. Oo, maşallah. Şunun altı bir kere saklamış kabakları. Şura. Burada var ya. Bir tane kabak var arkadaşlar. En azından 15 kilo rahat. 3 tane kabak yan yana. Üçünden 50 kilo rahatlıkla kabak var diyebilirim size yani. Ama en babası da bu. Maşallah. Nasıl kalkar bilmem. Kabak kabak. Evet. Kabaklar orada. Bir kısmı da burada da tutak kabağı var. Ağaca çıkmış. Kiraz ağacın tepesine çıkmış. Bakar mısın? Yukarıdan aşağı. Bir tanesi de yerde. İlginç olan ne biliyor musunuz? Yani yere değenin sapı kıvırık oluyor böyle. Ama askıda olanın sapı dümdüz oluyor arkadaşlar. Eğer sapının düzgün olmasını istiyorsanız askıda olanı alacaksınız. Kıvırık olmasını isterseniz de yerdekini. Böyle iki türlü de yapılabiliyor. Susak kabakları. Evet. Buralar boş artık sürdük buraları. Domatesler gene dökmüşler. Topladık. Son olarak tekrar gıra olmadan toplarız. Çeşitli domatesler.
Yağmur geçenlerde bir yağmıştı, 20 gün önce, 25 gün önce. Tekrardan dökmeye başlamışlar. Evet, biberler başında gene hala var şöyle. Hem kırmızı biber hem yeşil biber. Döküyorlar ya böyle. Havala gece soğuk olsa da gündüz gene sıcak oluyor. Öyle olunca da o sıcaklık yetiyor ve biberler döküyor. İnşallah bir 10-15 gün yağmazsa gıra, domatesler otun altında kalmışlar artık. Bunlardan tekrar elden geçmesi lazım. Domates var yine aralarda böyle. Bunlar toplanacak yeniden. Şuradaki bunlara bakalım. Ne var bakalım. Evet. Yine burada patlıcanlar var. Ülker Hanım patlıcanlar toplamış. Çok patlıcan vardı bayağı benim geldiğimde. Patlıcanlar toplamış artık böyle. Ama yine döküyorlar. Gördüğünüz gibi bakın üstte böyle. Şöyle ufak ufak bakın şöyle bir dalda kaç tane, 4-5 tane patlıcan var. Yine döküyorlar. Yani bir taraftan toplasan da yine patlıcanları var. Yani hani çiçekleri, şöyle patlıcan çiçeği bak ne güzel. Aynı zamanda yine de ufak ufak böyle patlıcanları da döküyor. Şu patlıcan çiçeğine bayılıyorum. Mükemmel güzel oluyor arkadaşlar. Renge bakın. Şuna bakın. Patlıcan çiçeği çok hoş oluyor. Bak dün topladı. 2 gün önce hepsi dökmüşler tekrardan maşallah. Ufak ufak şuna bak. İyi. Burada tohumlu patlıcanlar da var. Sarı patlıcan. Beyaz patlıcan. Evet. Kışır kavunları bırakmış Ülker Hanım. Ufak ufak turşuluk. Şuna bak. Minnacık minnacık. Her taraf kışır kavun. Evet. Fasulyeler ermemiş daha. Fasulyeler toplanacak. Bu fasulyeler yolunacak. Toplanacak böyle. Mısırlar kırılacak. Mısırlar olduğu gibi duruyor başında hepsi bakın. Bu mısırlar tek tek kırılacak hepsi. Mısırlar çıkacak sübeklerinden. Evet. Yine hünnabın hünnaplarını Ülker Hanım toplamış ama susak kabakları hünnabın dalını bükmüşler. Kıracaklar. Şemşe gibi olmuş. Şuna bak. Erin dalını falan yasmış bütün aşağı. Susak kabakları. Evet. Evet.